Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle beraber seçmeleri kısa bir süre kala neler çalışmalısınız? Bunlar hakkında konuşacağız. Bana en sık gelen sorulardan biri yaz döneminde özellikle seçmeleri kısa bir süre kaldı. 10 gün kaldı, 15 gün kaldı. Neler çalışmalıyım? Kondisyon çalışsam gelişir mi? İşte 5 gün kaldı abi. Şunu yapsam olur mu? Bunu yapsam olur mu? Arkadaşlar biliyorsunuz ki sizler de profesyonel veya amatör takımlar fark etmeksizin bir ay önceden veya en kısmi zaman olarak da 15 gün önceden seçmeleri haberdar ediyorlar. Bizler de bazı arkadaşlarımız tatilden gelmiş olabiliyor, bazı arkadaşlarımız bahanelerine sığınıyor, bazı arkadaşlarımız da mazeretlerini sıralamaksızın çalışmıyorlar. Çalışan arkadaşlarımız elbette var, çalışanlar zaten hazır oluyor ve bunun üstüne ekleyeceği durumlarla da zaten seçmelerde öne çıkıyor. Peki çalışmayan veya fırsatı olmayan arkadaşlarımız için biz ne yapacağız? Burada belirledik, bunları konuşacağız. Tabii ki 15 gün çok kısa bir süre. Bazı durumlar için geliştirebilir özellikler çok kısıtlı oluyor. Ama ben sizi en kısa sürede en hazır hale getirebilmek adına bazı tavsiyelerde bulunacağım. Bunlardan biri en çok ve en sık gelen sorulardan kondisyon oluyor. Şimdi hiç çalışmamış bir adamın sadece halı sahalara gitmiş, haftada bir iki halı saha oynuyor. Bu şekilde seçmelere gitmek de göz önünde bulunması çok mümkün olmuyor arkadaşlar. Çünkü halı sahayla seçmelerde aldığınız, olduğunuz baskı bir değil. Ve sizler orada biraz daha heyecan, biraz daha stres, bazı duyguları daha yoğun yaşıyorsunuz. Ve baskı da olduğu için siz halı sahada rahat bir şekilde oynarken seçmelerde bu kadar rahat olmuyorsunuz. Ve olmadığınız için de fazladan sarf ettiğiniz enerji, fazladan nefes nefese kalışınız, heyecanlaşınız sizin bitişinize neden oluyor. Seçmelerde oynayacağınız 15-25 dakikalık veyahut uzun sürse bile 30-45 dakikalık maçlar sizin öne çıkmanızı engelliyor. Kondisyon eksikliği, dayanıklılık eksikliğinden dolayı. Peki 15 gün kala kondisyon çalışılır mı? Çalışılır ancak bu yoğun bir tempoda değil. Yani sizlerin hiçbir şekilde çalışma deneyimi veya çalışma tecrübesi olmadan bu kondisyon antrenmanlarını sıkı sıkıya çalışmanız bir anda yüklenmeniz sizin sakatlanmanıza neden olacaktır. Bizler de bunu istemediğimiz için sizlerin 15 gün kala öncesinden tabii ki çalışacaksınız. Örnek veriyorum. Sizler çalışmaya başladığınız ilk gün %40 tempoyla bir 10 dakikalık koşu yapacaksınız. Açma gelmenizi yapacaksınız. Top tekniğinizi çalışacaksınız. Ertesi gün İyi bir dinlenme tabii ki. Bunları unutmuyoruz. İyi bir beslenme de şart. Sizler artık bunları düzene sokmalısınız. Son 15 gün kalmış. Saat 10, 11, 12 gibi saat gece yarılarını geçtikten sonra abur cuburlar işte kolalı böyle asitli içecekler, kola tarzı, gazoz tarzı, fanta tarzı içeceklerden kaçınmalı. Bayram arifesindeyiz. Bayramdan sonrasında elinizde çikolatalar falan olacak. Bunlardan çok fazla böyle aşırı tüketmeden kesinlikle kaçınmalısınız. Bunlar gereksiz yağ yapıyorlar arkadaşlar. Bunlara dikkat etmelisiniz. Bizler İlk gün bu çalışmayı yaptıktan sonra ikinci günde 10 dakika %40 tempoyla ve iyi bir açıma gelme ve dinlenme bu aralıkları iyi tutmalı. Daha sonrasında top çalışmalarına geçeceğiz. Bizler bunları düzene soktuğumuzda bir hafta 10 günde en azından ciğerlerimizin açılmasına ve kendimizi en azından gösterebilecek derecede kondisyon demeyeyim de dayanıklılık antrenmanının belli bir metodunu işlemiş olacağız. Ve bu sizin için en azından 20 dakikalık bir gösteri maçının ortasında yarı yolda bırakmamaya neden olacak. Tabii ki bu yolda sizlerin seçmelerde neleri dikkat ediyorlar, seçmelerde neler yapmalısınız videomda sürekli bahsettiğim ve orada detaylı açıklamalarda bulunduğum videolarımı tabii ki izleyin. Ama burada ufak bir özet geçeceğim bir kısmından. Yapmanız gerekenlerden biri şu ki seçmelerde mevkinizin dışında tabii ki mücadele, hırs, azim, iletişim bunlara tabii ki en üst safhaya taşıyacaksınız ama unutmayın ki sizlerin burada yapması gerekenlerden biri mevkinizin gerekliliklerini yapıp sizin bir sonraki seçme turuna kalabilmeniz önemli. Peki bizler bu kondisyon antrenmanı belli bir safhada geçirebileceğimizi düşünerekten sizler bu çalışmaları yapabilirsiniz. Ancak sizlerin 15 gün gibi kısa kalmış bir dönemde ki uzun bir dönem kalmışsa sizler için avantaj çünkü ne kadar düzenli çalışırsanız o kadar iyi. Haftada bir dinlenme haricinde o 15 günlük süreçte kesinlikle iyi çalışın ve seçmelerden önceki gün kesinlikle bir antrenman yapmayın arkadaşlar. Ve sizlerin ağrı veya zorlama hissettiğiniz yerde kendinizi bırakın, antrenmanı bitirin, iyi bir dinlenme, iyi bir beslenme yapın. Bizler seçmeleri 15 gün kala bu antrenmanları yapacağımızda arkadaşlar örnek veriyorum seçmeler saat 11'de planlandı. Artık biliyorsunuz saatini. Saat 11'de planlandı, gündüz 11'de. Sizler artık ki zaten genel bu saatlerde seçmeler yapılır. Antrenmanlarınızı bu 15 gün öncesinden artık bu saat civarına taşıyın. 10'da kalkın, gidin antrenmanınızı 11'e doğru yapın. Ama
Siz der ki kahvaltınızı kesinlikle yapmalısınız. O yüzden sizin 11'deki bir seçmeye katılabilmek için en azından 8.30'da katılıp kahvaltınızı güzelce yapıp hazır bir şekilde 8.30'da yapıp 11'deki antrenmana kadar bunu sindirmeniz olmanız gerekiyor. Ve yağlı yiyeceklerden kesinlikle uzak durun. Patates kızartmasıydı, biber kızartmasıydı, kızartma çeşitleriydi, ne bileyim hazır gıdalardı, nugget tarzı şeyler falan, bunlardan uzak durun. Sizler yumurta, işte peynir, arkadaşlar pekmez, tahin bulunabiliyorsa tabii ki, ben bunları kesinlikle şart diye söylemiyorum. Sadece sizlere fayda sağlayabilecek. Ve bu seçmeden hemen önce saat 10.30'da böyle sade bir Türk kahvesi. Filtre kahve diyoruz ama biz sade Türk kahvesi diyelim. Böyle telveli olanlar var ya. Bulabilirsiniz, bundan tüketin. Ve üstüne de bir tane de sade soda içtiğiniz var arkadaşlar. Enerjinizi korumuş ve günü güzel başlamış olursunuz. Sabah kalkar kalkmaz kahve tüketmeyin arkadaşlar. Zaten bizim insan vücudumuzda enerji salgılayan şeyler kalktıktan sonra zaten otomatik olarak yavaş yavaş kendine geliyor. Bizler kahve tüketerek bunları ekstra hızlı hale falan getirmiyoruz. Bizim yapmamız gerekenler, dediğim gibi, 15 gün önceden bu saat civarında antrenman yapmak. Çünkü günümüz artık iklim ve sıcaklık çok fazla hissedilir derecede yaşandığı için bizim o saatlere uyum sağlamamız gerekiyor. Uyum sağlarsak ve biz bunun üzerine bu antrenmanları yaparsak arkadaşlar, yani en azından nefes arttırıcı, işte iyi özelliklerimizi geliştirmek, işte kötü özelliklerimizi bir yandan kapatabilmek amaçlı yapabileceğimiz antrenmanlarda seçmelerde kendimizi iyi göstereceğiz. Peki bunun dışında ne çalışmalıyız? Hangi mevkinin oyuncususun? Zaten seçmeye gittiğinde oraya mevkini sen belirliyorsun. Ön başvuru varsa diyorsun ki ben stoperim. Ön başvuru varsa diyorsun ki ben sağ bekim. Artık sana kalmış. Kimse seni orada yerleştirmez. Ha, gelirler derler ki sağ bek oynayan var mı? Sen sağ açıksındır. Sağ açık yazdırmışsındır. İşte velhasıl X kişi. Kardeşim sen sağ açık yazdırmışsın ama sağ bekte oynar mısın ya falan derler. Oynamayın. Ha, şöyle bir şey. Eğer ki ben bir sonraki maçta sağ açık oynayacaksam sağ bek bu maç oynarım. Ama ben sağ açıkta da kendimi göstermek istiyorum dersen tamam. Gidip oynayabilirsin varsa özelliğin, ama bak kendine güveniyorsan. Kendine güvenmiyorsan o mevkilere atılmanın hiçbir anlamı yok. Bu sana eksi yazar. Çünkü o mevkinin özelliğini o zamana kadar çalışmamışsın ki. Şimdi sen sağ kanatsın diye biz özellik verdik değil mi? Bu tabii ki her mevki için geçerli. Lütfen bunu unutmayın. Şimdi senin kendinde bildiğin bazı özelliklerin var. Ben hızda iyiyim abi. Birebir de iyiyim abi. İşte çalım atmada, üzerine gitmede iyiyim. Orta açabiliyorum. Ama kötü özelliğim geri dönemiyorum. Mesela yazıyorum ben buraya. Geri dönemiyorum. Bunun için de dayanıklılık zaten falan gerekiyor. Bu da 15 günde zaten böyle hemen geliştirebilir bir özellik değil. Örnek veriyorum. Bitiriciliğim kötü. Bitiricilik kötü. Örnek veriyorum. Topla çok oyalanıyorum. Tamam mı? Bu tarzlar. Şimdi bunların arasından hızın iyi, birebirin iyi, çalımın iyi, ortan iyi. Zaten bir kanatta olması gereken özelliklerin en başlı başı bu. Sen bunları zaten iyisen, bir de bunun üzerine bireysel antrenman, yani yaptığın top tekniği antrenmanın bunların dışında ekstra gün içerisinde bunu da çalışıyorsan, demek ki arkadaşlar. Şimdi sen geri dönemiyorsun. Geri dönememenin sebeplerinden biri zaten seni bilinçlendirecek biri olması gerekiyor. Bir ikincisi kondisyon dayanıklılık antrenmanının iyi olması gerekiyor. Çünkü sen bu seviyelerde değilsen geri döndüğünde, ileri çıktığında hız, birebir çalım atma, orta kesim gibi özelliklerine gücün yetmeyecek, enerjin kalmayacak. Bunları da yapamadığımız zaten öne çıkamayacaksın. O yüzden sen seçmelerde bunları eksi özelliğin olarak geliştirebileceğin 15 günlük sürede maalesef geri dönme özelliği o kadar kolay değil. Yani sen bir 30 dakikalık maçta maalesef zaten geri dönemiyorsan, İlla ki enerjin 30 dakikalık maçta iyi özelliklerini sakla, tamam mı? Kötü özelliklerini bu seçmeden sonra bir sonraki seçme için geliştirirsin. Bitiriciliğin mi kötü? Bak, bitiriciliği 15 günde belli bir seviye çalışıp en azından bazı teknikleri kavrayıp o teknik üzerinden yapabilirsin. Kendi bir vuruş stilin vardır. O stili daha da böyle üst seviyeye taşırıp en azından sert köşelere bir şekilde vurabilirsin. Bu azıcık da olsa geliştirebilir. Ama senin iyi özelliklerin üzerinde yoğunlaşman daha önemli. Bunu unutma. İşte topla çok fazla oynuyorum. Bu da mental olarak artık sen kafanı gözünü kapatıp bu şekilde seçmelere hazırlanırken de aynı derece bunu yapıyoruz arkadaşlar. Gözlerimizi kapatıyoruz. Seçmelerden hemen önce izledik bazı insanları. Dedim ki ya ben bunu yapmam, şunu yapmam. Bunları yorumlamak da, beyninde kendini o kişinin yerine koymak da, senin sanki orada sen yapıyormuşsun gibi beynimizi kandırıyoruz. Ve bu güzel bir şey. Bizi geliştirir. Sen bunları yapmıyorum. Gözü kapattın, bir kendini şey yaptın. Dedin ki ben bunu yapmayacağım, şu şekilde yapacağım. Ben bunu yapmayacağım, o hata yaptı. Ben bunu bu şekilde yapacağım. İşte sen burada kazanıyorsun. Sen burada bir şeyleri kazanıyorsun. O seçmeyi kaybetsen bile sen orada o gün çok şey kazandın, tamam mı? Ve bu senin için artı sağlayacak. Bizler bu antrenmanların
Dedim ya, özelliğin önemli. Hız, birebir çalım, orta kanat için konuşuyorum. Sen bu özelliklerin üzerine antrenman yapacaksın. Çabukluk çalışacaksın. Örnek veriyorum, birebir çalımlarda arkadaşınla, defans arkadaşın varsa onunla birebir üzerine sürekli çalış. O birebir de topu korumaya çalışacak, sen birebir de yapacaksın. Olmadı, birebir de sen bu sefer defansif ileride baskıya gittin. Arkadaşın çalımı atmaya çalıştığında sen korumaya çalış. Çalım özelliğini geliştireceksin. Bir arkadaşına sürekli orta aç, sürekli orta aç, sürekli orta aç. Örnek veriyorum, forvetsin, kaleci bul bir tane ya da kaleci bulmana bile gerek yok. Al topa 2-3 tane varsa ya da bir tane bile olsa en azından belli bir köşeye vur, belli bir köşeye vur. Sürekli bu şeyin üzerine çalış. 15 tane, 20 tane, varsa vaktin 50 tane şut çek. Yorulacaksın. Yorulmadan olmaz. Kimse zahmete girmeden bu seçmeleri kazanamaz arkadaşlar. Eğer ki sizlerin seçmeler hakkında daha fazla böyle şu konudan abi bize destek ol, abi şu konudan biraz daha bize yardımcı olabileceğin şeyler var mı diye sorduğunuz veya kulüp bulma farklı yorumlarında lütfen video içeriğime destek olacak şeyler belirtin arkadaşlar. Sizlerin isteği benim için daha önemli. Ben sizlere yardımcı olmak için bu içerikleri çekiyorum. Varsa böyle bir yorumunuz veya sorunuz lütfen yorumlarda belirtin. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız ben de bu şekilde sizlere daha fazla yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. İzleyicilerin %92'si kanala abone değil maalesef. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Seçmelerde sizlere başarılar diliyorum.